Herkese merhaba arkadaşlar, ben de ve bugün sizlerle beraber Poco X3 Pro'nun nasıl daha stabil FPS alabileceğinizi göstereceğim. Çoğu kişi şu anda stabil FPS alabiliyor ama bazı kişilerde FPS düşüyor, kasma, donma sıkıntıları var. Şimdi onu nasıl düzeltebileceğinizi, yani belli bir şekilde nasıl önüne geçebileceğinizi göstereceğim. Yani bunun için en kısa yöntem bu işlemleri yapıp hem de arkasına bir de soğutucu koymanız. Yani işlemciyi soğutmak kısa yoldan bir çözüm sağlayabilir size. Yani bunlarla uğraşmadan da. Şimdi telefonda herhangi bir şekilde yani root ve benzeri hiçbir şekilde bir şey yok. Ve şimdi ultra güç tasarrufuna gidiyoruz. Bunun için Lucky Patcher uygulaması lazım size. Lucky Patcher'ın telefonda olması lazım ve rootsuz çalışıyor. Şimdi Lucky Patcher'a giriyoruz. Buradan hayır seçiyoruz. Herhangi bir şekilde bir izin vermiyoruz. Dosya yöneticisi hariç. Telefon izni falan vermeyin. Şimdi buradan ayarlara tıklıyoruz. Ultra güç tasarrufunda ayarlara giremediğimiz için buradan ayarlara tıklayıp ekrana tıklıyoruz. Yenileme hızı 120 Hz alıyoruz. Eğer 90 FPS falan da oynayacaksanız, ben oynamanızı şahsen tavsiye etmem. Ama oynayacaksanız da 120 Hz çekmenizi tavsiye ederim. Şimdi performans modunu alıyoruz telefonu. Ve Lucky Pager'dan çıkıyoruz. Ve PUBG'ye giriyoruz. Şu anda PUBG açılsın bir. Hemen geleyim. Şimdi Pertalk uygulamasını açtık. Buradan FPS'imizi ölçüyoruz. Hemen hemen bir arenayı açalım. Ve başlayalım bir maça. Evet. Görüyorsunuz ultra güç tasarrufundayız. Mobilleri açık değil. Bluetooth falan. Onların pek alakası yok. Şimdi FPS göstergemiz 60 gösteriyor şu anda stabil bir şekilde. Burada bir öncekilere göre nasıl bir stabilite aldığımızı göstermesi için Perf uygulamasını kullanıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi gayet stabil bir FPS veriyor. Yani 57 FPS, 60 FPS civarı bir FPS veriyor. Şu anlık arenada. Şimdi arenayı çok fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle ufak bir gördük mü yeter bence. Bu arada bundan sonraki videolarda bununla ilgili test videoları zaten gelecek. Buna çok fazla bahsetmemize gerek yok. Şimdi bir klasik başlayalım ve test edelim telefonu artık. Hem ekran kaydını da açalım. Bir çıkalım, ekran kaydı ayarlarını da göstereyim. Şimdi çözünürlüğümüz 2400'e 1080, otomatik de yön. Sabit kare hızı açık ve 60 FPS'te. Oyuna girelim ve FPS'e bakalım. Şimdi maça girdik ve 60 FPS stabil bir şekilde hala alabiliyoruz. Burada şöyle bir şey var. Ben 60 FPS'te oynadığım için biraz daha fazla hızlı bir şekilde ısınmış olabilir. Telefon 7-8 dakikada 30 pardon 40 derece falan görebiliyor. Ama eğer siz akıcıda oynamayı tercih ederseniz akıcıda biraz daha yavaş bir şekilde, yani daha az ısınıyor. Evet, görüyorsunuz stabil bir FPS değeri alıyoruz. Arada bir 57'ye düşmesi falan gayet normal yani. Şimdi gördüğünüz gibi gayet stabil bir 55'e düştü uçağa binerken, o da gayet normal. Şimdi yani düşmüyor FPS gördüğünüz gibi şu anlık. Bir atlarkenki performansına bakalım hemen. Evet, şu anda başlayalım. 56 FPS'e düştü gördüğünüz gibi, herhangi bir FPS düşüşü şu anda çok fazla yok. 60-59 FPS arası 56 falan düştü. Bu arada şu anda 1080p'de 50 megabit kayıttayız. Yani bence gayet normal bir değer veriyor şu anlık. Atlas'ın bir bakalım aşağıda nasıl bir FPS değeri verebiliyor. Şu anlık 59-60 arası. Herhangi bir şekilde o kadar fazla bir FPS düşüyor yaşamadık hala. Aşağı atlarken bir saniye donuyor bu arada. Bir saniyecik böyle. RAM genişletme özelliği açık ama RAM genişletme özelliğinin çok fazla bir işe yaradığını söyleyemem.
Eğer çok fazla uygulama açtığınız zaman bir işe yarıyor olabilir ama şu an PUBG'de iPhone'lardaki gibi bir swap mekanizması yok bunda. Ama RAM genişletme özelliğini eğer tamamıyla keşfedersem bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Şu an. Şimdi bir araç testini yapalım. Araçtayken çok fazla FPS düşüyor ve telefon çok hızlı bir şekilde haritayı yüklediği için RAM'ler yani çok hızlı bir şekilde eski veriyi atıp yeni veriyi yüklediği için yani RAM'e biraz yük bindiriyor. Şimdi test edelim bakalım. İlk başlarda çok fazla ısınacağını düşünmüyorum. Telefon soğuk şu anda. Şimdi. Bayağı uzun süredir oynuyorum bu arada. Bunu sonradan ekliyorum çünkü. Şimdi 7. dakika 40. saniyesinden itibaren telefonun bir sıcaklığını ölçelim. 43,8-44 derece arası bir sıcaklığa ulaşmış. 44 derece bu arada iPhone 11'in maksimum sıcaklığı yani maksimum sıcaklığı dediğim. Bu 44 derece geldikten sonra telefonu yavaşlatmaya başlıyor. Ama Poco'da şöyle bir durum var. Telefonun 85 derece limiti var. İşlemci limiti, işlemci sıcaklık limiti 85 derece. Fakat telefon şöyle bir şey var. Ondan sonra yavaşlamıyor. Telefon 85 derece limite geldikten sonra gittikçe eğer telefon 85 derecenin üzerine çıkıyorsa yani yavaş yavaş yavaşlamaya başlıyor telefon. Burada görüyorsunuz gittikçe FPS'in stabilitesi yavaş yavaş düşüyor. Yani düşüyor dediğim bundan daha fazla çok fazla düşeceğini zannetmiyorum. En fazla 60 ile 47 arasını düşeceğini zannediyorum. Şu ana kadar 6. ayımdayım Poco X3 Pro ile. Bu arada bununla ilgili testler baya gelecek. Baya bir test yaptım. Bu fan ile testini yaptım bütün testleri. Soğutucu arkasına soğutucu koyarak test yapmanızı ya da oyun oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi de diyorum. Ben genelde eşler oynadığım için. Eğer akıcıda oynarsanız şu anda gördüğünüz gibi FPS daha stabil oluyor. En baştan itibaren 60 FPS akıcı 60 oynasaydım belki daha az ısınabilirdi. Şimdi biraz oynayayım, devam edeyim sonra. Evet, şimdi. Gördüğünüz gibi 56 FPS bir ara 54'e düştü. Gördüğünüz gibi şu anlık FPS 60-58 arası gidiyor. Bu arada araç sürerken daha çok telefon ısınıyor dediğim gibi. Başta dediğim gibi. Şimdi adamın gayet güzel bir şekilde hiçbir şekilde ateş etmeden videoyu bitiriyorum. Çünkü gördüğünüz gibi beceremedim yani çok fazla oynayamıyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi kayıttan çıkalım. Bir kayıt performansına bakalım telefonun. Hemen bir çıkalım. Ekran kayıtsına girelim. Hemen kaydımıza bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi kayıt kalitesi gayet güzel. Ben herhangi bir şekilde bir yani hafif bir düşüklük var ama o kadar bariz bir şekilde belli olmuyor. Yani zaten bunu herhangi bir YouTube'a ve benzeri atarsanız sıkıştırmayla zaten bu hale gelecektir falan diye düşünüyorum fakat video performansından gayet memnun kaldım şu anda gördüğünüz gibi. Gayet güzel ve gerçekçi bir şekilde kaydetmiş. Herhangi bir şekilde renklerde bozukluk ben sezmedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben dediğim gibi gayet beğendim. Şu anda PUBG Mobile'den çıktığım için de FPS göstergesi 0 FPS gözüküyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kaydetmiş. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.